Sonunda beklenen şey oldu. Hapishanelerdeki isyanları bastırmak üzere yetkililer müdahale etti. Mahkumlar karşılık verdi. Küçük çaplı bir savaş başladı. Ömer işte o günün sonunda kendi koğuşunda ölü bulundu. Ne dedim ben sana? Seninle işim bitmedi demedin mi? Dayı! Basacaklarmış burayı. Dışarıdan haber ettiler. Ne dediler? Ramiz dayı arka kapıdan çıkaralım diyorlar. Müdür demiş. Ömer nerede? Dursun ha. Ömer'in koğuşuna gidiyormuş. Görür gününü falan diyormuş. Hayır, hayır. Ne oldu? Ağzını bıçak açmıyor. Bakalım bu açıyor. Bile tanımayacak seni sana yaptıklarımdan sonra. Dur. Bir şey söyleyecek bu. Ben yaptım. Ne yaptın? Ben soydum orayı. Paraları da sakladım. Öldürme beni. Yerini söylerim. Zengin olursun. Öldürme beni. Tamam. Söyle. Tek sana. Onlara değil. Ulan Ömer. Bunca sene. Az değilsin ha. Siz çıkın. Oh!
görmüyorsun mu? Sen de benim bir emanetim var. Öyle. Konuşalım mı dün geceyle ilgili? Niye öyle bakıyorsun? İnsan bu kadar güzel olur mu? Ayıp değil mi? Hadi sen çık biraz yat. Elif de kahvaltı hazırlasın. Sen de gel. Can öğle yemeğine geldi. Onu servise geçireceğim. Elif bıraksın. Sen gel yanıma yat. Bir sarılayım şöyle sana. Öyle uyuyalım. Olmaz mı Eşan? Çok mu bir şey istiyorum? Yok, istemiyorsun. Aa, babam geldi. Anne, bugün geleceğim mi okula? Veli toplantısına. Bak, anne bugün babayla ilgilenecek, tamam mı? Hadi, sen git biraz daha oynama bahçede. Ama herkesin annesi babası gelecekmiş. Sen de gel. Anne, babam da gelsin. Hadi Eşan. Kaçta toplantı? Bak, biz şimdi anneyle zaten yukarıda bir tane toplantı yapacağız. Tamam mı, sen izin verirsen? Hadi. Bugün işte. Anne, söyle babam da gelsin. O hiç gelmiyor. Kaç. Tuttum, bırakmam. Aa, kopacağım ama. Ya rahat bıraksana bizi Can. Cengiz. Ya bana ne, sen de gel baba. Hadi ama sen de gel baba. Can, bu kim oğlum? Bu kim anneciğim? Ağlama, ağlama. Ağlamıyorum bir kere. Can, Can iyi misin? Git. Anne söyle gitsin. Ben isteyerek yapmadım. Hadi gel, gel yüzünü yıkayalım, okula gidelim. Ha? Hadi. Ama ben bir şey yapmadım. Bu mu Cengiz? İkinci hayat dediğin bu mu? Eşan Hanım. Ne var Elif? Bahar Hanım eşyalarını alıp çıkmış. Baba bana yalan söyledi. Öyle icap etti. Başka türlü yapmazdım. Ben kızımı bilirim. Her şeyi anlatacağım şimdi. Bak, durumu hiç iyi değil. Doktor her an kötü bir şey bekleyin dedi. Abla.
ablasını görmek iyi gelir diye getirdim. Tanık Eyşan Tezcan. Bana geldi işte. Ben reddedince delirdi, çıldırdı. Göreceksin dedi, çok zengin olacağım. Pişman olacaksın. Sonra yapacaktım ama hemen şimdi yapacağım dedi. Eyşan, Eyşan! Özür dilerim. Özür dilerim Ömer. Gereği düşünüldü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ömer Uçar'a açtığı İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin baktığı dava sonuçlandırılmıştır. Türk Ceza Kanunu'nun 83. ve 92. maddeleri gereği 30 yıldan aşağı infaz edilmemek üzere davalı Ömer Uçar silahlı soygun ve taammüden adam öldürme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet cezasına mahkum edildi. Bakmak ister misiniz? Hayır. Aslında bakmanız önemli. İstemiyorum. Aldırmak istiyorum. Kalp atışı var mı? Evet var. Dinleyebilir miyim? Aferin oğlum. İyi misin? İyiyim. Aferin oğlum. Aferin. Sakin. Oh, oh. Var mı bir şeyin abi? Yok. Kur'an mı acıyor? Evet. Dur bir bakalım. Aa, burada bir şey yok. Acımıyor değil mi? Çok değil. Aferin sana. Kaçtı mı? Bir daha göremeyecek miyim? Bilmem. Belki görürsün. Annem demişti, at vahşi diye. Ben şey zannettim, beni sevdi zannettim. Biliyorum canım, biliyorum. Kalkabilecek misin? Kalkarım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Müzik
Sabaha kadar peşinden koşturmuşsun herkesi. Neredesin? Öldüm meraktan. Bak işte. Eyşan'ın da bulduk zayıf noktasını. Doğru söylendi. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Anne bak, bu abi buldu beni. Günaydın. 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 Bakıyorum herkes kalkmış. Ben dün gece çok geç yattım, şu şeylere baktım, planlara. Ne güzelmiş yanınca seni görmek. Günaydın hayatım. Günaydın. Bir hafta daha tadın çıkar, vallahi haftaya okul başlıyor. Ya boş versene, okuyacaksın da ne olacak? Gel sen de bizim otelde çalış en iyisi. Dur bakalım, acele etme daha. İzin çıkmadı otele. Ama bu kağıt öyle demiyor. Oldu mu, aldık mı? Ya, bilir misin? Beni seviyor musun? Önce onu söyle sen. Seviyor musun? Söyle. Seviyorum. Duydunuz mu? Hapishanelere yine operasyon yapmışlar. Bir sürü kişi ölmüş. Ama getirdiğin yavru kediler yetmiyor. Sen şimdi kesin hapishaneden de birini getirirsin. Ya ne duyarsızsın ya? Hayret bir şey ha. O yavru kediler en çok beni seviyor. O nasıl oluyor? Nasılsın? Dur tamam, konuşma konuşma. Şunu sakladım senin için. Sakin ol yeğenim, sakin ol. Gücünü idareli harca. İhtiyacın olacak dışarıda. Doğru duydun yeğenim. Senin içerideki mesain bitti. Dışarıdaki başlıyor. Fena girdiler içeri. Çok ölü var. 17 kişi. Biri de sensin. Yüzün gözün tanınmaz bir haldeydi. Ölenlerden birine bu Ömer dedik. Haberin yok senin. Bunlar bizden beter delikanlı. Beter. Önce öldürüyorlar, sonra affediyorlar. Genel af var. Bizi içeride tutuyorlar ama bu iş İsmail'e yaradı. Yani sana yaradı. Sakin ol yeğenim, sakin ol. Buradan çıkana kadar adın İsmail Korkmaz. Bu garibimi nedense döve döve öldürmüşler içeride. Biz de biraz makyajladık tabii.
Biri Girica ile İsmail oldu sana Ömer. Serbestsin yeğenim. Ben her şeyi ayarladım. Hastaneyi de ayarladım. Haftaya taburcusun. Özgürsün yeğenim. Bana dövmemin anlamını sormuştun yeğenim. Bu son dersimiz seninle. Dövmede şöyle yazıyor. Kimsin sen? Şüphesiz sen, sen değilsin. Ramiz her şeyi ayarlamıştı gerçekten. Çıktıktan birkaç gün sonra Ömer kendini onun adresini verdiği klinikte buldu. Selamlar. İyi mi hastanız? Gayet iyi. Size çok iyi bakacağız. Zaten iyi bakarız da bir de üstüne kıramayacağımız büyüklerimiz girdi devreye. Şimdi bakın son defa yüzünüze. Konuştuğumuz gibi ses tellerinize de bir prosedür uygulayacağız. Merak etmeyin. Uyandığınızda siz bile kendinizi tanıyamayacaksınız. Ömer, sen ona ihanet ettikten 8 yıl sonra hapishanede öldü Eşan. Onu ne yalnızlık öldürdü ne de keskin bıçaklar. Ömer artık sevmemek için öldürdü kendini. Ömer intikamını alabilmek için öldü. Şimdi size narkoz vereceğiz. Gözleriniz yavaşça kapanacak. Ondan geriye doğru sayıyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ne dersin Eşan? Dedikleri doğru mu? Aşk gerçekten de ölümden güçlü.